çoğu zaman davranışlarımızın ne mesaj verdiğinin farkında olmayız. Ancak karşımızdaki eğer bunları okuyabiliyorsa, bizim hakkımızda çok şey öğrenebilir. Uzun zamandan beri böyle keyifli bir gün geçirmemiştim. Ne zamandan beri? Nasıl yani? Yani uzun zamandır böyle bir gün geçirmediysen, uzun zaman önce geçirmiş olman lazım. Söyle bakayım, kiminle geçirdin? Ne bileyim hayatım, öylesine söyledim. Öylesine? Benimle de öylesine konuşuyorsun o zaman. Yahu ne ilgisi var? Bak kaşın titredi. Rahatsız mı oldun sözlerimden? Hayır, asla. Sadece anlamaya çalışıyorum. Anlaşılmaz mı konuşuyorum ben? Elinle neden ağzını kapatıyorsun? Ha? Söylemek isteyip de söyleyemediğin bir şeyler var senin. Çıkart ağzındaki baklayı, hadi. Yok öyle bir durum. Saldırganca bir tutum içerisindesin. Sana öyle geliyor. Bu arada bacağın sallanıyor. Sen gergin misin? Bacağımın ne ilgisi var ya? Dalgınlıktan. Omzunla döndün bana. Savunmacı bir tutumun var. Bedenimiz dilimizden çok daha fazla mesaj verebilir. Bu mesajların farkında olmak bizi daha iyi bir iletişimci yapar. Ancak sürekli karşı tarafı okumaya çalışmak, her hareketinden bir anlam çıkartmak, üstüne üstlük bunu karşımızdakiyle paylaşmak, bu kez iletişimin kalitesini bozabilir. Skecimizde de görüldüğü gibi kimse zihninin okunmasından hoşlanmaz. Eğer sözsüz mesajlardan bir anlam çıkartılıyorsa, bunu karşımızdakiyle paylaşmadan kendi davranışlarımızı düzeltmeliyiz.